Seçimi eğer o kazanırsa şu an 1.10'da olan Euro dolar paritesi 1'e hatta 1'in de altına inecek. Nomura Japon Yatırım Bankası'nın öngörüsü. Nomura yalnız değil bu öngörüde Geçen yıl ABN Emro'da, o da Hollanda merkezli bir yatırım bankası aynı öngörüde bulunmuştu. Demişti ki eğer o cumhurbaşkanı olursa paritenin bire indiğini görürüz. Kimden bahsediyoruz? Marie Le Pen, Fransa'da bugün biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu yapılıyor. İki turlu sistem. Marie Le Pen aşırı sağcı ulusal cephenin lideri, adayı, cumhurbaşkanı adayı. En güçlü adaylardan biri. Üstelik anketlerde performansı giderek yükseldi. Geçen hafta son anketlerde %49'da gözüküyor. Yani Cumhurbaşkanlığına ciddi ciddi yakın Marie Le Pen. Karşısında şu anki Cumhurbaşkanı Macron var. Macron bir adım sanki veya yarım adım önde gibi anketlerde onun oy oranı %51'de gözüküyor. Ama %2 aslında hiçbir şey bir açıdan da hata payına dahil. Dolayısıyla Le Pen'i Fransa'nın başında görme olasılığı sahiden de artık var. Geçtiğimiz seçimlerde de geçtiğimiz yıllarda da aday olmuştu Löpen ama ilk defa bu kadar Cumhurbaşkanlığına yaklaşmış durumda ve bu Euronun kaderini belirleyebilir. Neden? Çünkü Löpen ulusal cephe, milliyetçi Avrupa Birliği'ne çok şüpheyle bakıyorlar. Avrupa Birliği'nin bir takım uygulamalarına geçtiğimiz yıllarda yaptığı reformlara karşılar. Yani Avrupa Birliği onun döneminde eğer o Fransa Cumhurbaşkanı olursa güç kaybedecek. Çünkü unutmayalım ki Fransa Almanya ile birlikte Avrupa Birliği'nin motoru. Bu motorlardan biri aksarsa AB güç kaybeder. E bir devlet veya bir birlik güç kaybederse onun parası da para birimi de değer kaybeder. Üstelik unutmayalım ki Le Pen, Marie Le Pen geçtiğimiz yıllarda direkt Euro'ya da karşıydı. Euro öldü, Fransız Frank'ına geri dönelim demişliği de var. Her ne kadar son yıllarda bu aşırılıkçı görüşleri biraz törpülenmiş olsa da, Euro'ya artık açıktan cephe almıyor olsa da, aslında oylarındaki artışın bir sebebi de bu. Başkanlığı elde ettikten sonra Euro ile ilgili ne yapacağını, nasıl bir politika izleyeceğini bilmiyoruz. Yani evet Avrupa Birliği de Euro'da şu anda bir dönüm noktasında. Şu an birinci tur seçimleri Fransa'da bugün. iki aday kalacak, diğer adaylar elenecek. Sonra ikinci turda Macron'la Le Pen çok çok büyük olasılıkla karşı karşıya gelecekler. Şansları neredeyse birbirine eşit ve Le Pen kazanırsa işte o zaman Euro'da aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. Aslında geçen hafta zaten aşağı yönlü bir hareket başladı Euro'da. Zaten uzun zamandır Euro'nun önümüzdeki dönemde bu yıl 2022 yılında dolar karşısında değer kaybetmesi bekleniyordu. Pek çok yatırım kuruluşu, analist bu öngörüyü yapmıştı. Bunun sebebi Amerika'da Amerikan Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşmaya gidiyor olması, faiz arttıracak olması, bilançosunu küçültecek olması. Buna karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın daha gevşek bir para politikası izliyor ve izleyecek olması. Bu iki Merkez Bankası'nın farklı politikaları dolara, euro karşısında zaten değer kazandıracak. Şimdi bir de bunun üzerine Le Pen eklenirse, Fransa'da Cumhurbaşkanı değişirse o zaman işte Euro'da sahiden de bire dolu bir hareket görebiliriz. Buradan bir yatırım stratejisi çıkar mı? Hedge fonlar çıkarmış. Bloomberg'te bu konuda bir analiz vardı. Şu anda bazı hedge fonlar Euro'nun düşmesine oynuyor. Yani Euro'yu açığa satıyorlar. 1.05'te bir stop loss koymuşlar. Ama Anates bire kadar gerileyeceği şeklinde. Evet siyasetle ekonominin ne kadar iç içe olduğunu gösteren bir, bir durum, bir vaka Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bu arada bu kanalın dikkatli izleyicileri hatırlayacaktır. Japon Yatırım Bankası... Yani bu Löpen kazanırsa birinin altına iner Euro, Euro dolar paritesi diyen yatırım kuruluşu siyasi spekülasyonlarda bulunmayı seviyor. Bunu biz nereden hatırlıyoruz? Daha önce Türkiye için de bir spekülasyonda bulunmuştu. Geçen Aralık ayında bu kanalda yayınlamıştım. Nomura'nın bir raporu vardı. Diyordu ki Nomura o raporda Türkiye'de 2023'te yapılacak olan seçimleri muhalefet kazanacak. Muhalefetin kazanmasıyla Türk lirasında bir rally yaşanacak. O nedenle 2022 yılında Türk Lirası en gözde yatırım pozisyonlarından biri olacak diye böyle bir uzun vadeli biraz da spekülatif bir strateji geliştirmişti. Epey de izlenmişti o video, epey de tartışılmıştı. Kimi Türkiye'deki analistler Nomura'yı pek ciddi bir yatırım analizi yapmamakla suçlamıştı ama Nomura'yı da küçümsemeyelim. Japonya'nın en büyük yatırım bankası. Evet Euro dolar böyle Euro doları tabii ki ikinci bacağı bu çaprazın dolar. Dolarda da önemli gelişmeler var. Dolar geçen hafta pandeminin başından bu yana ilk kez doların altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks 100 seviyesini geçti. Bu kanalda galiba geçen hafta bunu söylemiştim. Yakında 100 seviyesini geçecek diye. Bunun sebebi çünkü Amerika'da Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırmayı daha da sıkılaştırmaya karar vermesi. Yani faiz arttırımlarına başladı biliyoruz. 16 Mart'ta ilk arttırımı yaptı. Bundan sonra da faiz arttırımları yapacak. Ama şimdi son 2 haftadır açıklama üzerine açıklama geliyor. Fed yetkililerinden 25 değil 50 bas puanlık arttırım yapacağız diyorlar. Enflasyonla mücadele için. Bu da dolara yarayacağı belliydi. İşte öngördüğümüz şey aslında birçok yatırım analistinin, birçok uluslararası medyada yayınlanan analizin öngördüğü şey gerçekleşti. Ve euro bir onu kırdı. 1.12'lerdeydi. 1.10'u kırdı, 1.10'un altına indi ve şimdi Le Pen Fransa seçim seçimleriyle 1'e doğru ilerliyor olabilir. Ama dediğim gibi çaprazın öbür bacağında ise dolar güç kazanıyor. Daha da güç kazanacak. Dolar endeksi 100'ü geçerken içeride de TL karşısında 15 lirayı geçmesi şaşırtıcı olmaz. Önümüzdeki haftalarda şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tutuyor. 15 liranın altında rezervleri kullanarak ama nereye kadar? Neyse bu konu hafta içi videolarının konusu. Hafta sonu pazar günleri bu kanalda yayınladığım videolarda dünya piyasalarına odaklanıyorum. Bugün olduğu gibi. Evet geçen hafta Fed Fed yöneticileri yetkilileri 50 bas puanlı faiz artırımlarına devam edeceğiz demişlerdi. Geçen hafta Fed'in toplantı tutanakları da ortaya çıktı. Orada görüldü ki 95 milyar dolar Mayıs toplantısından başlayarak bilançosunu küçültmeye başlayacak. Yani piyasadan para çekecek. Tutanaklarla birlikte zaten dolar endeksi yüzü aştı. Ve yine tutanakların açıklanmasıyla bu arada borsalar geçen hafta çakıldı. Bilhassa Nasdaq çakıldı. Yani teknoloji hisselerinde düşüşler gördük. Geçen hafta Dow Jones %0.3 hafta genelinde aşağıda. Nasdaq ise yani teknoloji hisseleri borsası ise geçen haftanın genelinde %3.9 aşağıdaydı. Neden Nasdaq, Dow Jones neden %0.3 sadece düşerken Nasdaq %4'e yakın düşüyor? Neden bu kadar bir, büyük bir fark var teknoloji hisseleriyle daha geleneksel sektörlerdeki hisseler arasında? Çünkü teknoloji hisseleri faize daha duyarlı. Bunun nedenini Midas'ın verdiği yaptığı açıklamadan görelim. Midas biliyorsunuz bu kanalın sponsoru. Midas'la Amerikan borsalarında ya da Amerika'da MTA endekslerinde, endeks fonlarında yatırım alım satım yapmanız mümkün 1.5 dolarlık epey düşük bir maliyetle. Midas'ın verdiği bilgiyi görelim. Neden faizlerin artması Tesla, Nvidia, Google ya da AMD gibi teknoloji hisselerini etkiliyor diye sormuş ve cevabını vermiş. Midas. Çünkü bu tip teknoloji şirketlerinin hisse senetleri fiyatlanırken şu anda kazandıkları para değil, yani şu anki ciroları değil, gelecekte kazanmaları beklenen para göz önüne alınıyor. İşte tam da bu yüzden bazı şirketler yani özellikle teknoloji şirketleri bunu biz startuplardan, internet şirketlerinden özellikle biliyoruz. Bu tip şirketler zarar etmelerine rağmen yüksek fiyatlanırken, hisse senetleri yüksek fiyatlanırken bazıları mevcut kazançlarının 60-70 katı üzerinden fiyatlanıyorlar. Fakat işte faizlerdeki yükseliş eğilimi geleceğe dair hesapları teknoloji şirketlerinde değiştiriyor. Gelecekteki paranın değeri faiz oranlarından direkt olarak etkileniyor. Kilit nokta işte tam da burası. Teknoloji hisselerinin hisse senetlerine dair değerlemeleri değiştiriyor. Bu nedenle işte geçen hafta Dow Jones yani geleneksel sektör şirketlerinin işlem gördüğü New York Borsası'nın endeksi özellikle blue chip yani değerli şirketlerin endeksi sadece 0.3 düşerken Nasdaq teknoloji şirketlerinin endeksi %4'e yakın geriledi. Önümüzdeki hafta neler yön verecek dünya piyasalarında? Şimdi salı günü Amerika'da enflasyon açıklanacak. Tüketici enflasyonu. Bu da önemli. Güçlü bir veri bu 50 bas puanlık faiz arttırım beklentisini bir kere mühürleyecek neredeyse. Yani enflasyonda salı günü Sürpriz bir düşüşle karşılaşmazsak, bir gerileme eğilimine girmezse, bugüne kadar olduğu gibi giderse o zaman artık netleşecek Mayıs ayında, 4 Mayıs'ta FED, Amerikan Merkez Bankası 50 bas puanlık faiz arttırma yapacak ve 95 milyar dolarlık bilanço küçültme adımlarıyla parayı çekmeye başlayacak. Beklenti ne? salı günkü enflasyona dair? Barclays'in bir İngiliz bankası, onun öngörüsünü gördüm. Aylık bazda Mart'ta %1.24 tüketici enflasyonun yükselmesini bekliyor. Böylece yıllık enflasyon Amerika'da son 40 yılın en yüksek seviyesine %8.5'a yükselecek. Videonun sonunda bir de bir hisse senedine odaklanalım. Warren Buffett biliyorsunuz efsanevi yatırımcı. Geçen hafta HP'den Hewlett Packard Amerikan bilişim şirketi bilgisayarlarından tanıyoruz Türkiye'de %11.4'ünü 4.2 milyar dolar karşılığında satın aldı. Berkshire Hathaway Warren Buffett'ın şirketi satın alma üzerine satın alma yapıyor. Geçtiğimiz aylarda Occidental Petroleum'u 7.6 milyar dolar karşılığında %15 hissesini almıştı. Şimdi HP'yi aldı. Önümüzdeki günlerde de bir sigorta şirketinin yine hisselerini Alegani adlı bir sigorta şirketinin 11.6 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair bilgiler var. Peki Hewlett Packard'ın geleceği mi parlak? Niye yatırım yaptı? Şu anda 16 dolar civarında işlem görüyor. En yüksek beklenti analistlerin beklentisi 21 dolar. Ortalama beklenti 17.88 dolar. En düşük beklenti ise fakat daha inmesin düşmesini bekleyenler de var. HP hissesinin 14 dolar. Midas'la yatırım yapabileceğiniz ya da Midas'la Amerikan piyasalarını, hisse senetlerini, fonları inceleyebileceğiniz linki bu videonun açıklama bölümünde aktarıyorum. Hafta içi her akşam saat 20.30'da son 24 saat dünya Türkiye piyasaları ekonomisi bilmeden geçilmemesi gerekenler. Hafta sonunda dünya piyasaları. Yarın saat 20.30'da yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Midas'ı keşfetmek için kayıt işlemlerini tamamlamana gerek yok canlı veriye ulaşmak ve yatırımların potansiyelini görmek için telefon numaranı girmen yeterli. Şimdi bir Midas'lı gibi sevdiğin şirketleri takip listene ekleyebilir. Kayıt işlemlerini tamamladığında ise 4 ücretsiz işlem hakkı kazanabilirsin.